Merhaba, ben Ermal Kurtoğlu, milli basketbolcuyum. Size biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Basketbola Arnavutluk'ta başladım. Doğdum büyüdüğüm yer olan Tiran'da. Yaklaşık 9 yaşındaydım. Basketbolcu bir aileden gelmemin en büyük itici o gücünü alarak da basketbolcu olmaya karar verdim. Pek de şansım yoktu. Babam Arnavutluk milli takım kaptanlığını yaptı. O bıraktığı an kardeşi olan benim amcam, aralarında 13 yaş fark olduğu için yeni bir jenerasyon diyebiliriz. Ve ben daha çok onu seyrederek büyüdüm. Ve o basketbol sevgisini açıkçası o aşıladı bana. Aslında avukat olmak istiyordum. Fakat basketbola başladığımda bütün yaşıtlarımdan daha iyi durumda olduğunu, daha yetenekli olduğunu ve topun bana gerçekten inanılmaz bir his verdiğini, o güzel bir duyguya kapıldıktan sonra kesinlikle benim işim basketbolcu olmak kararı gerçekten çok kolay oldu. Sonra zaten akabinde Arnavutluk genç milli takımıyla, Yıldız milli takımıyla, genç milli takımıyla A takıma kadar yükseldim. 13 yaşında gibi çok genç bir yaşta Arnavutluk seviyesi, her ne kadar Avrupa'ya göre düşük bir seviye olsa da benim için yeni bir tecrübe. Ve yetişkin insanlarla oynarken kendimi çok iyi olduğumu gördükten sonra daha da çok basketbola sarıldım ve avukatlık hayallerim bir kenara bırakıp tamamen basketbola kendimi adadım. Sonra 14 yaşında birincilikte çok iyi bir sezon geçirdikten sonra Arnavutluk'un malum o zamanki siyaset ve ekonomik krizlerinden dolayı basketbolcu olarak benim çok büyük bir geleceğim olmayacağını farkında olduktan sonra yurt dışına gitmeye karar verdik ailece. Burada kesinlikle amcamın ve babamın çok büyük yardımı oldu. Gerek danışman olarak gerekse yaptığım özel antrenmanlar sayesinde basketbolumu da geliştirdim. Fakat bir noktaya kadar iyi bir oyuncu olmak istediğim için, Avrupa'da üst seviyede oynamak istediğim için o antrenmanlar, o yaptığım antrenmanların seviyesi bana yeterli değildi. Bunun için yurt dışına gitmeye karar verdim. Böylece işte Yunanistan, İtalya gibi ülkelerden birçok takımla irtibata geçtik. Beklemediğim takdirde Türkiye'den bir iki takım bana çok ilgi gösterdi. Bunlardan Fenerbahçe ile Efes Pilsen. Bu ikisi gerçekten çok ilgiliydi. 95 yılında Fenerbahçe futbol takımı Partizan Tirana ile UEFA Kupası için bir maça geldiler Tirana'da. Tirana geldiklerinde o futbol takımın heyetiyle, gazetecilerle beraber o zamanki Fenerbahçe altyapı sorumlusu olan eski milli takım antrenör Sayın Ender Selen beni görmeye geldi. Orada beni çok beğendiğini söyleyip babama rica etti. Gidip otele o zaman Fenerbahçe'nin efsane başkanı olan Sayın Ali Şen'le görüşmeye, tanışmaya. Biz de Tiran'da o zaman Tiran'ın tek uluslararası oteli olan Otel Tiran'a gittik ve lobide Sayın Ali Şen'le tanıştık. Çok hiç unutmayacağım. Ali Şen bana baktıktan sonra Türkçe yanındaki Sayın Ender Selen'e sordu. Beğendiniz mi? Yani bizde oynar mı? Diye bir soru sordu. Evet başkanım oynar, çok iyi diye bir cevap vermek istiyorum. O zaman bizde gelsin, dönsün. Biz tabii şok. annem yok yanımda, babamla beraberim. Babam tamam git dedi bana. Ben de bir şey oldum. Yani hep hayal etmiştim Arnavutluk'tan gideceğim. Basketçi olmaya yeni bir sayfa açacağım. Fakat bu kadar ani olacağını beklemiyordum. Ama videonun başında söylediğim gibi kafama koymuştum ben Avrupa'da üst seviye basketbol oynamak için gideceğim bu ülkeden dedim. Ve böyle bir şans gelince hiç düşünmeden tamam dedim. Eve gittik. Annem tabii şok. Öyle bir çanta hazırladı. Direkt uçağa Fenerbahçe futbol takımıyla beraber İstanbul'a geldim. Bir hafta kaldım. Antrenmanlar falan yaptım. Onlar da beni çok sevdi. Ben de onları çok sevdim. Böylece benim Fenerbahçe maceram başlamış oldu. Eylül 95 yılında
uzun vadeli bir kontrat imzalayarak Fenerbahçe'nin oyuncusu olmuş oldum. Zaten bir sene sonra da Türk vatandaşlığına geçtim. Burada da Fenerbahçe'nin çok büyük payı var. Bana çok yardımcı oldu o konuda. 96 yılında Türk vatandaşlığına geçtikten sonra akabinde hemen A takımı çıkmaya başladım. Böyle şimdi 36 yaşındayım. 21 yıldır üst seviyede basketbol oynuyorum. Profesyonel kariyerim var. Ama başlangıcım o dere ağzında 95 yılında başladı. Bir basketbolcu ne yapar? Açıkçası ben hiçbir zaman kendimi sadece bir basketbolcu olarak görmedim ve görmek istemedim. Benim en büyük hedefim hayatta, tabii bu zamanla gelen bir düşünce, bir duygu. Ben daha gençken böyle düşünmüyordum ama zaman geçtikçe kendime bir misyon verdim. Ben sadece basketbolcu olmayacağım, sporcu olacağım. Yani bence çok önemli bir nokta var. Sporcuyla yaptığımız sporun arasında çok büyük bir fark var. Sporcu olmak, herkes basketbolcu olabilir. Eline top verip potaya top attıktan sonra, yani o beceriye sahip olduktan sonra, dribbling yapmaya becerebildikten sonra veya herhangi bir sporda o sporu yapabilme yeteneği herkeste olabilir. Fakat onun yanında insan olarak da, sporcu olarak da o ahlaka sahip olmak çok zor bir şey ve bunu başarabilmek için gerçekten insan içinden birçok şeye ödün vermesi lazım. Çok büyük hayal kırıklığına uğruyorsunuz yaptığınız işten. Çünkü herkes sizi beğenmeyebilir, yaptığınız işi beğenmeyebilir teknik olarak konuşuyorum. Fakat gerçek anlamda bir sporcu olduğunuz zaman o zaman çok farklı bir noktaya geliyor iş. Ne demek istedim? Bir basketbolcu yetenekli olup bir tane antrenman yaptıktan sonra evine gider, iyi hissedebilir kendini. Fakat sonra gider sinemaya, kız arkadaşıyla, öyle gece hayatı olabilir, sigara içer, alkol içer. Yani yaptığı sporun yanında da sosyal hayatını devam ettirmeye çalışır. Bir sürü olaylar da hayatındaki gidişatını istediği gibi yaşayabilir. Sporcu olmak istediğiniz zaman böyle bir lüksünüz yok. Sporcu olmak, kendinizi tamamen spora kendinizi adamaktır. Yani yaptığınız antrenman maksimum seviyede olmalı. Hile yapmadan, yani çalışmayı kesinlikle %100 yapmanız lazım ve ekstra çalışmanız lazım. Eğer üst noktayı hedefliyorsanız, o noktaya ulaşabilmek için gerçekten çok zor bir yol, çok zor bir yoldan geçiyorsunuz. Ve yoldan geçebilmek için kendinizi hazır tutmanız lazım. Hem zihin olarak hem fiziki olarak. Bunun çok önemli parametreleri var. Kendinize iyi bakmak için iyi beslenmeniz lazım. Kötü alışkanlıklardan uzak durmanız lazım. Özellikle son zamanlarda çevrenizde biraz başarıya ulaştıktan sonra çevrenizde çok yalan dolan insanlarla da olabilir. Onlardan uzak durmanız lazım. Yani söylemek istediğim, eğer bir işi başarmak istiyorsanız ve bu sadece spor olması gerekmiyor. Hayatta herhangi bir işi başarmak istiyorsanız gerçekten bir hedef koyup en üst noktaya bir hedef koyup ve o hedefe ulaşmak için elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Çok büyük bir özveriyle ben küçüklüğümden beri, basketbola başladığımdan beri, Türkiye'ye geldiğimden beri ne sosyal hayatım oldu, ne işte bütün yaşıtlarım gidip sinemalara gittiklerinde veyahut da bir gece bir bara dinleme gittiklerinde ben gitmiyorum. Yani eve gidip dinleniyordum çünkü bir sonraki gün antrenman vardı. Ve böyle bir hayata sahip olduktan sonra zaten beyninizde işliyor ve bunu devamlı bir alışkanlık haline getiriyorsunuz. Alışkanlık haline geldikten sonra zaten işiniz çok kolaylaşır. Bunu özetlemek gerekiyorsa sabah kalkıp ekstra antrenman yapıyorsunuz. Takım antrenmanı başlamadan önce. Veyahut da en az 1 saat, 1,5 saat önce gidip kendinizi geliştirmek adına bu halter antrenmanı olabilir. Performans üzerinde atletizm tarzı bir antrenman olabilir. Şut atabilirsiniz, dribbling yapabilirsiniz. Sonra antrenman başladığı zaman takımla beraber çalıştıktan sonra o antrenmandan sonra da salonda kalıp ekstra çalışma yapıyorsunuz. Sonra evinize gidip güzel bir yemek yedikten sonra yağlı yemeklerden uzak durup işte kola gibi içeceklerden
su veyahut da işte meyve suları, onlarda da belli bir limitte tutarak sağlıklı bir şekilde beslendikten sonra, öğle yemeğinden sonra dinlenmeniz lazım. Sonra kalkıp tekrar antrenmana gidiyorsunuz. Ama dediğim gibi antrenman 6'daysa en az en erken 5-5.5 yani 4.5-5 gibi orada olmanız lazım ki akşam antrenmana hazır olabilmeniz için. Çünkü takım antrenmanı yaptığınız zaman o size bireysel olarak çok fazla bir şey fayda etmiyor. Takım antrenmanları takımın genelinde takıma faydalı olması için yapılan antrenmanlardır. Siz bireysel olarak gelişim sağlamak istiyorsanız özel antrenman yapmanız lazım. Yani kendinize çok büyük bir yatırım yapmanız lazım. Ve bunu yaptıktan sonra tabii bunun da meyvelerini sonra zamanla alıyorsunuz. Ama dediğim gibi antrenman yaptıktan sonra tekrar kalıyorsunuz, bir ekstra şut atıyorsunuz. Zaten saat olmuş 9, eve gidip yemek yiyeceksiniz, dinleneceksiniz, uyuyacaksınız. Sabah tekrar aynı şey. Maçlar, işte antrenmanlar falan. Profesyonel bir sporcunun hayatı bundan ibaret. Çoğu insanlar bana sorar, sen bütün dünyayı gezdin işte basketbol sayesinde. Evet gezdim ama basketbol salonları da otelden fazla bir şey görmedim açıkçası. Hani Japonya Dünya Şampiyonası'na gittiğimizde 2006 yılında o kadar görülecek yer varken ben hiçbir şey göremedim. Bir kere sushi yemeye çıktık otelden, o da boş günümüz olduğu için devamlı havalimanından otele gidiyorsun, otelden salona gidiyorsun. Salondan otele, otelden havalimanına geri dönüyorsun. Yani evet Japonya'ya gittim mesela basketbol oynamaya ama Japonya'nın çok şeyini göremedim. Japonya'ya sonra ailemle tatile gittiğimde o kadar şeyler keşfettim ki. Hani dedim ben evet ben Japonya'ya gelmiştim ama gelmemişim aslında. O yüzden söylemek istediğim şey şu ki profesyonel sporcu olmak gerçekten çok büyük özveri isteyen bir şey. Ve bu özveriye evlendikten sonra eşim de oğlum da katıldı. Onlar da çok büyük özveriyle bulundular. Ben kariyerimi doğru düzgün üst seviyede devam edebilmek için kesinlikle yanımdaki insanların da çok büyük bir desteğe ihtiyacım vardı. O yüzden etrafınızdaki sevdiğiniz insanların desteği de gerçekten çok önemli. Ama tabii burada çok detaylar var. Gerekirse beraber olduğumuz bir ortamda daha detaylı konuşabiliriz. Genel olarak ama bundan ibaret. Profesyonel sporcu, profesyonel basketbolcu olmak için tabii ki hayatınızın herhangi bir anına gelip ben basketbolcu olmak istiyorum diyemezsiniz maalesef. Çok da erken başlamak doğru değil. Bence çocukları çok erken yaşta başlatıp da onun da çok büyük dezavantajları var. Çünkü çok çabuk bir sıkılma hissine kapılıyor. Çocukların gerçekten daha çok oynamaya ihtiyacı var. O yüzden ideal yaşlar bana göre 12-13 yaşlarındadır. Zaten 15 yaşına olana kadar belli bir yeteneğe sahip olup olmadığınızı hem siz kendiniz hissedersiniz hem de hocalarınız bunu hisseder ve size doğru yolu gösterir. Hani evet gerçekten bir basketbolda bir geleceğiniz var veyahut da yoktur diye. Ama tabii ki 15-16 yaşlarını geçmeme kaydıyla basketbola geç denebilecek yaşta başlanabilir. Ama tabii o yaşlara geldiğinizde gerçekten çok iyi bir yetenek olmanız gerekiyor ki daha önce başlamış olan oyuncuları da yetişebiliriz. Ama bana göre ideal yaşlar 12-13 civarıdır. Çünkü basketbolun temel kurallarını öğrenebilmek kolay teori olarak fakat teknik olarak genç bir çocuğun öğrenebileceği dribbling çeşitleri, dribbling tarzı, şut tarzı, özellikle de şutun o yaşlarda öğretebilmek çok daha kolay. 16-17 yaşlarına geldikten sonra eğer ekstra bir yeteneğiniz yoksa basketbolcu olmak için o şut stili doğru düzgün yakalamak çok zor. Çünkü basketbol çok spesifik bir spordur. Herkes futbola daha yatkın hissedebilir kendini. Çünkü sonuçta kolay bir spor. Yani açıkçası basketbola göre daha kolay bir spor. Çünkü herhangi birimiz ayağımıza topu aldığımız zaman hayalimize Messi gibi veya Ronaldo gibi topa vurduğumuzda ne kadar benzemese de öyle hayal etmek daha kolay. Ama basketbolu
denemek isteyen insanlar çok kolay hayal kırıklığına uğruyor. Çünkü basketbolun spesifik bir tekniği var. Basketbola yatkınlığı olmayan bir insan basketbol topunu eline aldığı zaman dribbling yaparken doğru düzgün dribbling yapamadığı için ikinci dribblingin sonunda top başka bir yere kaçıyor. Veyahut da şut atmaya çalıştığı zaman o küçücük çemberin içinden o topu geçirmek gerçekten zor ve kabiliyet isteyen bir olay. Bunu başaramadığı için de hayal kırıklığına uğruyor ve basketbola yatkınlığı olmadığını öğreniyor. O yüzden burada ailelere çok büyük iş düşüyor çocukları yönlendirirken bir spora. O yaşlarda gerçekten dikkat etmeleri lazım. Çünkü belli bir yaştan sonra gelince zor oluyor. Çünkü öyle bir spor ki %100'ünüzü vermemiz lazım. Ve maalesef Avrupa'da, Amerika'daki gibi değil. Çocuklarınız bir gün basketbolcu olmak isteyip de aynı zamanda okulu devam etmek istediği zaman ikisi bir arada yürümüyor maalesef. Amerika'da sistem çok güzel ama Avrupa'da maalesef öyle bir sistemimiz yok. Eğer üst seviye profesyonel basketbolcu olmak istiyorsanız okula maalesef yani uzaklaşmanız lazım. Ben bundan hoşnut olmadığım için de zamanında 99 yılında Fenerbahçe'den ayrılıp Amerika'ya gittim ve koleje gittim. Çünkü spor öyle bir şey ki çok kötü bir sakatlığa bakar, kariyeriniz hemen kesilir ve okulunuz yoksa o zaman ortada kalıyorsunuz. Sizin yaşıtlarınız okula gitmiş, belli bir kariyeri başlamış, siz basketbola önem verdiğiniz için bir sakatlıktan sonra gerçekten büyük hayal kırıklığına uğruyorsunuz ve hayata yeniden başlamak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden o kararı verirken hepsini düşünmeniz lazım. Ben ne yaptım dedim, ben basketbolcu olacağım ve o riski aldım. Sonuçta hayatımızda böyle noktalara gelindiği zaman insan düşünmesi lazım ve bir karar alması lazım. Ve maalesef aldığımız her kararda bir risk mevcuttur. Ben aldığım risk bana karşılığı çok iyi geldi. Yani ben çünkü %100'ümü verip özveri de bulundum, çok çalıştım. Ama aynı zamanda öbür riski alıp Fenerbahçe'den kaçıp Amerika'ya koleje gittim. Ve bir şekilde kendime o şansı tanıdım. O yüzden ben özellikle son kaç yıldır kimle konuşursam genç çocuğu olan basketbolu seven tek bir tavsiyede bulunuyorum. Çocuğunuza mükemmel şekilde İngilizce öğretin, okulu bırakmasın ve eğer öyle bir şansa sahip olursa hani basketbol yeteneği geliştirip koleje gidecek kadar konuma gelirse o zaman kesinlikle onu tavsiye ediyorum. Yani Amerika'da basketbolu kullanarak burs alıp hem üniversiteye gidiyorsunuz, elinizde bir diploma olur, bir mesleğiniz olur, hem basketbolu üst seviye olarak şey yapıyorsunuz yani kolejde oynamak gerçekten çok güzel bir şey. Yani basketbol zaten ülkemize gelen bütün Amerikalı oyuncular hepsi kolejden gelme. Yani kolejde basketbol oynayıp üst seviyede NBA'de oynayan bütün ünlü basketbolcular hepsi kolejden geçip NBA'de oynuyorlar. O yüzden Avrupa'da maalesef öyle bir sistem olmadığı için buradaki genç sporcular için çok büyük bir handikap diye görüyorum. Dediğim gibi yani toparlamak adına kısacası okulunuzdan vazgeçmeyin ama eğer sporda da gerçekten bir yeteneğiniz varsa ve bunu görüyorsanız ve bunu hocalarınız söylüyorsa bu ikisini bir arada yürütebilmek için Amerika en iyi çözümdür. Şimdi diyelim ki basketbolcu olmaya karar verdiniz, basketbolcu olmak istiyorsunuz. Bunun adımları nedir? Bütün kulüplerimiz, bu en iyi kulüplerimiz olsun, en alt liglerde oynayan kulüplerimiz olsun, her dönem bir basketbol seçmeleri, altyapı seçmeleri oluyor. Ve orada o altyapıdan sorumlu antrenörler gelen bütün oyuncular teker teker bakıyor ve çeşitli parametrelere bakıyor.
boya bakıyor, işte topa olan hakimiyeti bakılıyor, hareketleri bakılıyor ve ona istinaden bir karar veriyor. Hani basketbolcu olabilme şansı var mı yok mu ve ona göre, yaşına göre de gruplara ayrılıyor. Kulübün bünyesine katılıyorlar ve böylece basketbol takımına dahil oluyorlar. Ama diyelim ki seçmelerden şansınız tutmadı, seçmelerden geçemediniz. Onun da çözümü var. Yine bu bahsettiğim kulüpler her hafta sonu kendine ait basketbol okulları var. Tabii bir ücret karşılığında orada üye oluyorsunuz ve hafta sonları okuldan sonra çocuklar oraya gider, katılır ve o şekilde belki de koçun gözüne girebilir. Girdikten sonra da dediğim gibi işte altyapı zincir ekiplerden geçtikten sonra da zaten zamanla siz de kendinizi buluyorsunuz. Hani olabilme veya olmama gibi ihtimaller var ya da yoksa. Ama tabii bu daha detaylı konuşmak için de kişiye göre daha özel bir şekilde bunu da daha detaylı konuşabiliriz konuşmamızda. Onun dışında başka yöntem ben pek bilmiyorum açıkçası. Yani genelde kullanılan bir yöntem seçmelerden geçip o takımlarda kendinizi görüp gösterdikten sonra zaten daha üst seviyeye geçebilirsiniz. Bütün video boyunca ben size aslında bu sporun zorluklarından bahsettim. Başarılı olabilmek için nasıl zor bir süreçten geçtiğinizi bahsettim. Biraz da iyi yanlarından bahsetmek istiyorum. Bir kere çok kaliteli bir hayat yaşıyorsunuz. Başarılı olduktan sonra o başarının verdiği o satisfaksiyon gerçekten o adrenaline başka hiçbir yerde bulamıyorsunuz. Bir kere kişisel olarak çok büyük bir mutluluk hissediyorsunuz. Bir şey başardıktan sonra bir gurur kaynağı oluyorsunuz. Yani kendinizle. Kaliteli bir yaşama sahip oluyorsunuz. İyi para kazanıyorsunuz, çok kaliteli insanlarla tanışıyorsunuz. Tabii gezdiğiniz için, birçok yeri gezmiş olduğunuz için diğer farklı kültürlerde bakma fırsatınız oluyor. Çok önemli bir şey, takım oyunu olduğu için bencillikten uzak kalmaya başlıyorsunuz. Yani hep takım için oynamaya başladığınız için herkes, takımdaki bütün arkadaşlar senin aslında bir kardeşin oluyor. Onlar için bazen hasta oluyorsun veya yorgun oluyorsun ama onları sahada gördüğün zaman onlar için oynamak istiyorsun ve onu yaşamak lazım. Bunu gerçekten basit kelimelerle anlatamayacağım. Çok özel bir duygu çünkü. Ben basketbol sayesinde çok önemli insanlara sahip oldum hayatımda. Çok sevdiğim insanlar, çok saydığım insanlar. Ayrıca da gerçekten çok büyük özveride bulunduğum için, çok ağır çalıştığım için başardığım en ufak şey bile bana çok büyük bir satisfaksiyon, bir mutluluk veriyor. Ve en büyük mutluluğu da kendi oğlumun gözlerinde görüyorum. Ben iyi bir maç oynadığım zaman benim oğlum havalarda uçuyor ve bu tarif edilemez bir duygu. Tabii üstelik sağlıklı yaşıyorsunuz, sağlıklı bir hayatınız var. Hastalıklarla hiç neredeyse başınız derde girmiyor. Çok çok büyük artıları var ama dediğim gibi bu artıları gelmek için zor bir süreçten geçiyorsunuz. Ama zaten hayatınızda ne yaparsanız yapın, kesinlikle gerçekten üst seviyeye hayatın herhangi bir alanında ulaşmak istiyorsanız o süreçten geçmelisiniz. Ve ne kadar zor olursa karşılığı da bir o kadar 10 katı daha güzel, daha verimli bir duygulara ve varlıklara sahip oluyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var, basketbol gerçekten zor bir spor olduğu için zihninizi de inanılmaz şekilde üst seviyede açık tutuyor ve gerçekten mantıklı oynanan bir spor olduğu için beyniniz devamlı çalışıyor. Ve bu çok önemli bir konu. Çünkü sizi gerçekten daha elit bir insan yapmaya itiyor. Daha çok beyniniz devamlı çalıştığı için ve bu bilimsel bir
araştırmadan sonra bunu söylüyorum. Basketbol oynayan kişiler daha entelektüel bir hayata sahip olabiliyor. Çünkü beyniniz öyle bir şekilde çalışıyor ki matematik gibi. Yani devamlı her şeyi sahanın içinde oynarken her şeyi düşünmek zorundasınız. Takım arkadaşınız nerede, giderken nasıl pas vereceksiniz? Yani çünkü bir sürü eller var, oradan top nasıl geçecek? Bunlar hepsi biz tabii böyle normal düşündüğünüz zaman çok da önem vermiyorsunuz. Ama bunu yaşadıktan sonra daha çok kültürel bir şekilde, daha böyle beyniniz daha çok çalışıyor ve kendiniz ister istemez daha iyi hissediyorsunuz. Ben hiçbir basketbolcu tanımıyorum ki kitap okumasın, ki gerçekten dünyadaki tüm sosyal sorunlar veya ekonomik sorunlardan bahsetmesin. Ve bu bana gurur kaynağı açıkçası. Bütün video bahsettiğim gibi daha detaylı konuşmak için sizlere mentorluk yapmaktan gerçekten çok keyif alırım. Umarım bunu da başarabiliriz.